Kayseri'de ekonomist Ömer Uzunoğlu ekonomideki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Dünyadaki genel gidişata baktığımızda özellikle Avrupa'da çok ciddi bir sıkıntı var. Amerika daha çok pazarlama yaptığı için, Avrupa üretim yaptığı için Avrupa'ya göre çok daha rahat. Bizim ekonomimiz zaten direkt dışarı bağlı, takdir edersiniz ki. Bunun bizim açımızdan çok ciddi dezavantajları var. Özellikle Avrupa'da üretimin düşmesi, daha çok ihracatın Avrupa'da azalması bizi de derinden etkileyecektir. Çünkü bizim bağımız Avrupa ve fason olarak çalıştığımız firmaların da birçoğu fabrik olarak Avrupa'da. Dolayısıyla Türk ekonomisine de bu belli bir risk, sıkıntı getirecektir diye düşünüyorum. İçinde yaşadığımız mevsim, özellikle ay olarak ve süreç genel anlamda ekonomimiz açısından çok avantajlı değil. Kışa gireceğiz, takdir edersiniz. Enerjide çok ciddi sıkıntılar var ve pahalanma var. Bir diğer açıdan emtia fiyatlarında dünyadaki hala yukarı trend devam ediyor, düşmedi. Bunun ikisi öyle tahmin ediyorum ki ben Türk ekonomisi üzerinde büyük bir ağırlık, yani risk oluşturacaktır. Umarım bu hususta siyasi erk derken hükümet gerekli adımları atıp gerekli tedbirleri alacaktır. Bizim en büyük sıkıntımız pahalılık ve işsizlik. İki temel problem var Türk ekonomisinin bana göre. Öncelikle işsizlik. İşsizlik konusunda genç işsizliğe çare bulmamız lazım. Bir diğer açıdan da enflasyon problemini çözebilmemiz lazım. Enflasyon sorununu çözmeden döviz veya faizde belli bir olumlu gelişmeyi yaşayabilmemiz, takdir edersiniz ki, mümkün değil. Çok büyük ihtimal enflasyon problemini şöyle ya da böyle aşmak zorundayız. Ancak atan adımlara dikkat ettiğimizde veya konjektürel anlamda gelişmelere baktığımızda Türk ekonomisi açısından çok da olumlu bir trend izleyemiyoruz, maalesef göremiyoruz. Aksine sanki riskimiz ve çıpamız çok daha daralıyor. Zaten enflasyon konusunda belli bir çıpaya da hakim değiliz, sahip değiliz. Bu hususta siyasi erkin doğru adımları doğru zamanda atabilmesi önemli. Gıda fiyatlarındaki kontrol de bir biçimde en uçtan, yani en baştan başlayarak kontrol altına almak zorundayız. Eğer bu akışı sağlayamazsak, öyle tahmin ediyorum ki ben 2022 yılında 2021'den daha sıkıntılı bir gıda fiyat akışına sahip olacağız. Dolayısıyla çok ciddi adımları, reformları gerçekleştirerek ancak bu adımlar konusunda emin olabiliriz. Ben hükümetin de bu konuda doğru adımlar atabileceğini hissediyorum veya öyle düşünmeye çalışıyorum. Umarım yanıltmaz düşünen, bu tip düşünen insanları. Aksi halde zor bir süreci çok daha zor atlatabiliriz. Ekonomimizdeki bir diğer büyük sıkıntı da güven problemi. Son birkaç yıldan beri Türk ekonomisi maalesef gerek iç boyutta gerekse dış konjonktürde güven vermiyor. Özellikle CDS'lerimize dikkat ederseniz son iki aydan beri çok ciddi bir çıkış trendi yaşıyoruz. Bu bizim kredibilitemiz uluslararası konjonktürde ve bu rakama göre biz dolar bazında kredi kullanabiliyoruz. Son bozulmadan beri, iki aydan beri neredeyse yurt dışından sağlayacağımız kredi faiz oranlarında 2 puana yakın bir artış gördük uluslararası konjonktürde. Dolayısıyla diğer ülkelerle bizim bu hususta mücadele edebilmemiz çok kolay olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü biz parayı pahalı elde edebiliyoruz. Bir diğer açıdan da iç konjonktürde maalesef Merkez Bankası piyasa gerçekleriyle çok da uyuşamayan boyutlarda iki kez faiz indirimine gitti. 300 baz puan. Ben bunun da özellikle TL yatırımcısı açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunun farkındayım. Döviz tevdiat hesaplarında muazzam bir artış var. Bu da ölü yatırıma zorluyor insanları. Çok da bu noktada Türkiye'de iç ve dış yatırımcının rahat yatırım yapamayacağı endişesi de bende var. Bu hususlarda umarım ben 2022 yılında bugünkü yaşadığımız sıkıntıları yaşamayız. Özellikle Merkez Bankası ve Merkez Bankası Para Kurulu'nun
atacağı çok ciddi adımların Türk ekonomisinin önünü açması yönünde beklenti içerisindeyiz. Zor bir yılı geride bıraktık. 2020'ye çok zor diyorduk ama 2021 yılı her açıdan Türk ekonomisi açısından çok daha zor bir yıl oldu. Ümit var olmaktan başka da çaremiz yok diye düşünüyorum.